Mustafa abi gözüküyor mu da işte. İşte. Galip geldiğimiz zaman otomatikman ilk 6 içerisinde olacağız. Bu da geldiğimizde bir hedeflemiş olduğumuz sıralama olacak. Ama sıralamadan önce son haftalarda özellikle oynamış olduğumuz oyunu oynayıp hatta biraz daha üzerine koyaraktan iyi bir sonuç alaraktan ikinci devreye yeni umutlarla, yeni hedeflerle inşallah girmiş oluruz. Özellikle son karşılaşmada nasıl Ankara gücünde sayısal olaraktan bu sezonun rekoruysa inşallah onun daha üzerine çıkaraktan onları tribünde görmek istiyoruz. Onlar gelsin tribünde. Eminim sahada da arkadaşlarımız onların beklentisine cevap verecektir. Hasan'la ilgili biliyorsunuz yani yeni değil. Ben geldiğim günden itibaren hep bu tür sorular soruluyordu. Ama biz Hasan'la belirli bir şey yakaladığımızı ümit ediyorduk, düşünüyorduk. Onun tekrar burada kazandırmak için her türlü fedakarlıklar yapıldı. Biz teknik ekip olarak, yöneticilerimiz olarak da. Ama bazı şeyler koptuğu zaman demek ki sıkıntı oluyormuş. Hasan'ın yani gitmek istediğini hep kendisi de ifade etti. Ama bununla ilgili kararı verecek olan ben değilim. Yani sonuçta bu yönetimle Hasan'ın arasında gelişecek bir görüşme olacak. O görüşme sonucunda da bir karar alınacak. O karara da hem Hasan hem biz hem de yönetimimiz uymak zorunda. Olayın başlangıç kısmını tamamen kaçırdığımız için bilemeyeceğim yani onunla ilgili tam olarak da. Onunla ilgili mutlaka yönetimimiz bir açıklama yapacaktır. Benim şu anda bir şey söylemem çok doğru olmaz. Onunla ilgili herhangi bir sorun yoktu. Onun tamamen performansla ilgili. Yani sonuçta buranın, bu şehrin bir hayalleri var. Hayalleri de sadece gerçekleştirecek olan insanlara zaman harcamanız gerekiyor. O ayarları gerçekleştirmeyen kişilere enerji sarf etmeniz hiçbir şey kazandırmaz. Barış, giderken hakkımı helal etmiyorum diyerek gitti bir kişiye. Salspor'da. Vallahi suçlu olan kişi hep suçu karşısında arar. Transfer görüşmesi evet yaptık başkanımıza. Zaten yani son 4-5 haftadır sürekli görüşme yapıyoruz bu konuyla ilgili. Ama tabii siz de kabul edersiniz ki şu anda bir karşılaşmamız daha var. O karşılaşmadan önce bu tür açıklamaların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü böyle bir şeylerde öncelikle oyunculara tebliğ etmeniz gerekiyor. Ve o doğrultuda sizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Yani çok doğru olmaz benim şu anda bu sayıda oyuncu gidecek veya bu sayıda oyuncu gelecek diyerekten ama biraz önce söylediğim gibi bu şehrin bir hayali var. O hayalleri gerçekleştirmek için ve o tür oyuncu karakterine ihtiyacımız var. Karakter derken sadece şey değil yani kişi olarak karakter değil, sahadaki oyun karakteri demek istiyorum.